çünkü kopmuş bandı, yapıştırıp tekrar dinle. Ben sana nasıl uyumuşum, hepsi rüyaymış, hepsi rüyaymış. Ben sana şey dönemi olmasın. Tanıyorsan hoş geldin. Şey, tamam, genelde bir kabul alsın. Böyle bir sıra yapalım mı? Yapmayalım. Nasıl yapalım? Şöyle sırayı açalım. Bir protokolü bir protokol önce, bir şey yapalım. Bir protokol olur. Şöyle bir gelin. Evet. Kaymakam. Öyle mi şimdi? Thank you.
Öyle mi yapıyorum? Merhaba başkanım. Allah razı şu anda bizlere dinleyen değerli konuklar. Tüm yatırımlarını kendi imkanlarıyla yapan bölgemizin en büyük tesisi Kalegaz Turistik Dinlenme Tesislerine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli konuklar, açılış konuşmalarını yapmak üzere Kalegaz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Faruk Kılıcan'ı davet ediyorum.
Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Valim, Sayın Kırıkkale Belediye Başkanım, Sayın Bürokratlar, Kadıoğlu Gözlük Kulesi Sayın Kadıoğlu ve burada olduğumdan gurur duyduğum tüm hemşehrilerim bugün bize burada şeref verdiği için teşekkür ederim. Şükürler olsun, kendimize göre güzel bulduğumuz, ilimize hediye etmekte mutlu olduğumuz bir tesisi bugün açıyoruz. Yanımızda olmanız bize mutluluk veriyor. Tekrar hepinize teşekkürler, saygılar sunuyorum gördüğünüz için. Sayın yolculara teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmamı yapmak üzere Keskin Kaymakamımız İlker Özcan Beyefendi'yi davet ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Valim, saygıdeğer misafirler, herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada çok güzel bir tesisin açılışı vesilesiyle sizleri ağırlamaktayız. Bu tesis yalnızca Ankara-Kayseri yolunu kullanan yolcular için değil, aynı zamanda Keskin ve göremizinde birçok sosyal ihtiyacına cevap verebilecek çok güzel bir tesis olarak görmüştür. Bu tesis tabi yalnız akaryakıt ve yemek ihtiyaçları için değil, ayrıca çok komplike birçok sosyal ihtiyaçları karşılayabilecek, düğün merasim gibi törenleri düzenleyebilecek bir kapsamlı bir tesis olmuştur. Ve bu tesisin kuruluşunda emeği geçen, özellikle başta tesisin sahibi Sayın Ömer Faruk Ulucan'a ve tüm personeline, tüm çalışanlara, tüm ilçe halk adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Başbakan Yardımcımız Sayın Beşir Atay'ın öncülüğünde kurulan Keskin platformu, ilçemizin ekonomik ve sosyal açıdan gelişimine katkısı olabilecek, fikir ve projeler üretebilecek bir platformdu. Bu platformun meyvelerini bugün görmekteyiz. Birçok yeni gelişmeye şahit olmaktayız. Kendilerine de tüm ilçe halkı adına tekrar sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Ve bugün burada bu törene katılan tüm misafirlere tekrar hoş geldiniz, saygılarımı sunuyorum. Sayın hocama teşekkür ediyoruz. Şimdi de tezip doğru hasta konuşmalarını yapmak üzere değerli dinleyicimiz Başbakan Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Beşir Atalay'ın konuşmalarını yapmak üzere davetini arz ediyorum efendim. Değerli valimiz, değerli konuklar, sevgili hemşehrilerim, sevgili basın mensuplarımız, önce hepinizi en derin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve bugün Keskin'de, sıramızda, hemşehrilerimizle birlikte güzel bir tesisin açılışını yapmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Doğrusu bugün benim için sevinçli bir gün. Yani burayı Keskin'de yeni açılacak bir tesis açmak büyük bir sevinç. Zaten epeydir takip ediyordum. Ömer Faruk Bey uğruyor. Burada bazı sorunlar falan oluyordu. Onlara da müdahil olduk. Yani bir an önce buranın açılması hepimiz için önemli. Biliyorsunuz şehirlerin, ülkelerin bir anlamda hem gelişmişliği hem oradaki hayat düzeni, oradaki yatırımlarla çok ilgili. Orada güzel tesisler kuruldukça şehirler şehir oluyor. Onun için ben burada, daha önce buranın sağında solunda değişik tesisler kuruldu. Şehirler arası ulaşıma hitap eden ama maalesef çok verimli de yaşayamadılar. Şimdi tabii Ankara'ya gelişin önemli arterlerinden birisidir. Keskin üzerinden geçer bu yol. Ve çok da güzelleşen bir yol. Her taraf duble yol oldu. Her tarafa rahat bir ulaşımla gidiliyor. Onun için giderek sadece Kırşehir, Kayseri değil, daha Malatya'nın, Maraş'ın falan
ulaşımı buralardan oluyor ağırlıkla. Ben bu tezisin burada hem şehirler arası ulaşımda önemli yeri olacağına hem de Keskin'in ve Kırıkkale'nin hayatında önemli yeri olacağına inanıyorum. Sağ olsunlar, ellerine sağlık. Arkadaşları tebrik ediyorum. Başta Ömer Faruk Bey ve bütün burada çalışanlara emek verenleri. Tabii Türkiye standartlarının üstünde bir tesis burası. Ortalamaya alırsak en iyi tesislerden birisi. Daha da gelişecek unsurları var. Yolun karşısında da gelişecek unsurları var. Burada tabii bir anlamda komple bir tesis. Hiçbir şey ihmal edilmemiş. Öğrencilere hitap eden unsurları var. Onları gezdik, gördük. Ona özellikle çok sevindim. Çünkü benim bir yaramdır. Keskin'e rektörlüğüm döneminde işte tabii Kırıkkale'nin en büyük ilçesi olduğu için ben tek yüksek okul açmıştım o 5 yılda. O da Keskin'e açtığımızdı. Büyük bir kampüs. Özelleştirme idaresinde o kampüsü çok zor almıştım. 1,5 yıl uğraşmıştım. Ama Keskinli ve öğrenciyi çok buluşturamadı. Keskin'in işi bu. Bizim işimiz değil. Ya şimdi iyi de bir yurt yapıldı. Keskin'in içinde kalacak öğrenci ama Keskin'in içinde tesis yok. Yani değerli hemşehrilerim alınmasınlar. Keskin'in içinde yemek yemek isteseniz gönlünüzce misafir götüreceğiniz mekanlar yok. Öğrenciye hitap edecek çok mekan gelişemedi. Kırıkkale geliştirdi ama burası geliştiremedi. Onun için ben Ömer Faruk Bey'e hem teşvik ettim hem teşekkür ediyorum. Rektörümüz de burada. Yani öğrencilere de hitap eden çalışabilecekleri falan burada görmeler unsurlar eklendi. Ama ben hemşehrilerime bu vesileyle şunu söylüyorum. Yani şehirlere bakarken büyük ufuklarla bakmak lazım değerli kardeşlerim. Küçük günlük ufuklarla baktığınızda hiçbir şey yapamıyorsunuz. Siyasetin içinde de böyle, hayatın içinde de böyle, genelinde de böyle. Şimdi tabii yerel seçimler yaklaşıyor. Bunlar tartışılacak, görüşülecek. Ama yani küçük siyasetten büyük siyasete, siyasetin seviyesini yükseltmeye ihtiyaç var. Bu temel sorunları konuşmaya ihtiyaç var. Keskin'i konuşuyoruz. Bir platform oluşturduk. İnşallah bir süre sonra Ankara'da onun büyük bir toplantısını yapacağız. Daha geniş katılımla Türkiye'nin her tarafında katkı verecek hemşehrilerimizi oraya çağıracağız. Ama Keskin'in gelişmesi Keskinliği ile ilgilidir. Öyle her şeyi belediye başkanından, kaymakamdan, hükümetten, şuradan buradan bekleyerek değil. Devlet yapacağını zaten yapıyor. Otoban gibi yollar yaptı. Hastanesiyle, okuluyla, yurduyla, işte biraz kaygı ediliyordu. Keskin'in simgesidir. Çok da tercih edilmez ama işte iyi bir cezaevi falan. Onların hepsi yapılıyor. Yani devlet kendine düşeni yapıyor zaten. Ama vatandaş Keskinli biraz daha gayret içinde olması lazım. Keskinliği bu gayrete getirecek insanlara ihtiyaç var. Ben bugünkü tesisi bütün bu büyük bakış içinde önemli bir yere oturtuyorum. İyi bir mekan. İnşallah buradaki gelişmelere, diğer yatırımlara da bir başlangıç teşvik olur. Ve bir kriter olur. Herkes bakar yani artık yeni dönemin yeni tesisleri nasıl oluyor. Ve bu açılışla bu güzergahın daha da önemli olacağına inanıyorum. Ankara'ya varmadan önceki son durak olacak burası inşallah. Yani bundan sonra herkes karayoluyla gelenler otobüsle, arabayla vesaire son durakları olarak işte bu kale gazı bu tesislerini hedefleyecekler ve burada duracaklar ve bundan sonra Ankara'ya ulaşacaklar. Bu manada tesisimiz hayırlı olsun. Hemşehrilerimi, Keskinlileri, uzaktan gelenler var biliyorum. Burada birlikte görmekten de büyük bir mutluluk duyuyorum. Sıranın değeri hepimiz için önemlidir. Az yaptıklarımız, yapamadıklarımız olabilir, şüphesiz vardır. Ama sıramız değerlidir. Bizim için, dinimizde, geleneğimizde sıramız değerlidir. Bütün kabirlerimiz buradadır. Maşat Tepesi'nde dedem vardır. Armutlu Köyü'nde bütün geçmişim sülalem vardır. Ben sırama sahibim, onu bilin.
Sınavı önemli görüyorum. Ve hepimiz biraz bu sıraya emek verelim. Sizleri de çağırıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Bu yapmakta olduğunuz bu tesise hayırlı kazançlar nasip eyle. Öncelikle ilçemizin ve ilimizin ve ülkemizin ekonomisine hayırlı hizmetlere vesile eyle. Bu türlü hayırlı tesislerin ilimize ve ilçemize daha çoğalmasını da nasip eyle ya Rabbi. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabbena ufirli ve li valideyye ve li mü'minine yevme yekumul hisab. Bi rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz Sayın Lütfü Yardımcısı. Girin abi, girin içine, girin iyice. İçine gidelim. Biz sizi kendi ihtiyacımıza açan bölgemizin en büyük hissi Valegas dinlenme turistik dinlenmek hissini açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Sayın Başbakan yardımcımızın açısıyla bölgemize uygun olsun. Sayın Bakanım. Beğendiniz mi arkadaşlar? Hoş bir şey. Müthiş değil mi? Melih, o da yerli. Hepsi, bak o da yerli işte. Kendi üretimimiz. Güven şekerleri var. Evet, evet. Var. Kırıkkale'nin markası. Bak bu çok önemli. Evet, evet, evet. O yüzden öyle yaptık. Arkadaşlarımızın ürünleri. Çok sevindim. Küpecik peyniri var. Tamam. Çok güzel. Çok. Bugün akşama kadar Kırıkkale'deyiz. Ya. Ha? Sayın Bakan Nur Kapı'da hizmete geçti. Merhaba. Merhaba. Buraya gelsin. Evet. Aman ha, standartını düşürme. Türkiye'de en büyük problem tesislerde emek verilir, en güzel açılış yapılır, açılırken her şey süslenir. Ama kısa sürede bakımsızlıktan bir hal olur. Aman ha o duruma. Tamam. Giriş çalışıyor. Gurur duyuyoruz, evet. Keskine bir değer kattınız. Bu ana yolda bunun gibi yok. Yok efendim. Benim yok. Bildiğim bir ta ileride şey var değil mi o şoförler federasyonu, evet, ama çok ileride. Evet. Kırşehir'den evet. Ötede değil mi o? Ama bu kadar değil ben biliyorum. Bu kadar değil. Başka bir şey yok yani. Evet. Yok ne var şey. Tamam sayın bakanım. Sen yemeği. Sen yemeği. Herkesi yemeğe çağırın. Peki hadi. Siz alın artık. Bayan eli değsin. Köyde yaşıyor. Bakanım. Köyde aynı şeyler. Hep aynı şeyler. Olur inşallah. Hadi bakalım. İki tane sözümüzü yana ödüme şarkı verdim. Peki basın arkadaşlar sağ olun. Yemeğe geliyorum. Tamam. Buradayım. Mahir lazım bana. Mahir.
geçelim. Ya ne varmış? Thank you.
hadi bakalım. Aman ha. Bu bir sanat. Ne kadar güzel. Nerede kadar canlandırmaya. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Kime? Tamam. Ben bir şeye geçeyim, sonra da çıkalım. Tamam. Mescide geçeyim. Sayın Bakan. Devri açalım. Arkadaş. Hayırlı olsun. Tebrik ederiz. İnşallah iyi işler. Falan olur. Öyle mi? Veya süper dede demesi lazım. Dede değil. Amca diyordu ki dedeye geçme. Yaşımızın. Hoşçakalın. Sağ ol. Seni çağıracaklar. Yani. Peki. Sevgili günler. Hadi. Allah'a iyi geçsin. Uğraşın. Hadi Ali. Sen yani Ömer Faruk'a gelirim ben akşam. Ben yemek yemedim onu. Ben yemek yemedim ona göre. Biliyor yemek. He? Kuvveti açalım abi, sen onu yiyorsun. Bir daha şunlar abi çekelim. Geç de çok sana. Evet, şimdi buraya gelin. Evet. Gelin, şöyle gelin. Ben geldim. İşte gideceğiz, biz de bekliyoruz. Ben getirdim. Allah Allah, bu da 50 kilo. Ben buraya 3 kere tur yaptım bak ya. 3 kere tur yaptım, oraya geçti Beşir Bey. Seni bekledim. Allah Allah. Ya adam özellikle sana görüşmek için 3 saat 45 dakikada ben aradım ha. 45 dakika ya. Thank you.
olsun. Güzel bir açılış Allah oldu. Allah razı olsun. Açılışın başında demiştik, her şey güzel olacak demiştik. Allah'ın izniyle. Evet. Sayın Bakanım da geldi gitti. Evet. Efendim, duygularınız aralmaz. Şimdi tabii mutluyuz. Hemşehrilerimiz bizi yine şereflendirdiler. Yine onur ettiler. Yine yükseklere çıkardılar. Bir kez daha onlar olmadan hiçbir şey olmadığımızı biliyoruz. Onların hep hayatımızda olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Benim hemşehrilerim her şeyin en güzeline layık. Bu tesis onlara layık olmaya çalıştı sadece. Daha güzelleri için Allah inşallah bize fırsat verir. Biz de buna emek veririz. Güzel projeler emek gelecek. Sağ. İnşallah, evet. İnşallah. Yaradan'ın da izniyle. Yakın zamanda yapacağınız bir proje var mı Sayın evet, Başkanım? Evet, var. Yakın zamanda nasip olsa önümüzdeki yılın başında 500 kişilik bir öğrenci yurdu yapacağız. Kesinlikle. Sayın Bakanımızın evet isteğiyle güzel bir yer yapacağız nasip olursa. İşte onun projelerine uğraşıyoruz. Aynı zamanda gelecek yıl sonuna kadar Karşı'yı bitirmeye hesapladık. Karşı'da 16 tane dükkan yapıyoruz. Yolu göbek yapıp bir 50-60 tane daha kardeşimizle orada ekmek yemeye hesap ediyoruz. Onların çalışması bizi mutlu ediyor. Zannedersem bir yıl içerisinde Karşı'yı da inşallah gelecek yıl bugünlerde Karşı'yı da açmayı Allah bize nasip eder. Birkaç arkadaş, birkaç daha fazlalaşan insanlarla ekmeğimizi bölüşmeyi nacizane olacağımı sizin vasıtanıza duyuruyorum. Ve ben şehrimi ve şehrimin insanlarını çok seviyorum. Sayın Başkanım, bu Bakan Bey'in de bu konuda size yardımı oldu mu? Konuşmasında kendisi belirtti ama bu süreçte size yardımcı oldu mu? Şimdi sağ olsun Bakan Bey manevi anlamda tabii yanımızda durur. İlimizin büyüğüdür. Danışırız. Burada ya da başka yerlerde destekler olur. Yani yine manevi anlamda, yön verme anlamında, yönlendirme anlamında. Sayın Bakan Kırıkkale için bunun üstüne düşe düşe üstüne basa basa söylüyorum. Kesinlikle bir değerdir. Ama Kırıkkale halkının bunu değerlendirme zorunluluğu var. Biraz daha Bakan Bey'i sıkıştırmaları gerekiyor. Evet. Evet, güzel. Hayırlı olsun diyor. Allah razı olsun. Çok güzel. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.